köküç sayısının irrasyonel olduğunu ispatlama. Bu videomuzda köküç sayısının irrasyonel olduğu nasıl ispatlanır onu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Köküç sayısının irrasyonel olduğunu ispatlayınız. Bir önceki videomuzda kök 2 sayısının irrasyonel olduğunu ispatlamayı gerçekleştirmiştik. Artık burada daha seri biçimde ilerleyeceğiz. Çünkü ana fikirler, ana hatlar aynıdır. Çelişki yöntemiyle ispat yapılır. Çelişki yöntemi ile ispat yapılır. Bunun anlamı buradaki iddianın aksinin doğru olduğunu varsayarız. Varsayalım ki köküç irrasyonel olmasının aksi iddiası rasyonel olmadır. Varsayalım ki köküç rasyonel sayı olsun. Eğer ki bu iddianın yanlış olduğunu gösterirsem, dolayısıyla bu iddia doğru olmuş olur. Köküçün rasyonel sayı olduğunu varsaydım. Dolayısıyla köküçü rasyonel sayı varsayarsam, köküç rasyonel sayılar A bölü B biçiminde yazılabilen sayılardır. Buradaki B 0 olamaz. Aksi takdirde tanımsızlık ortaya çıkar. A ve B birer tam sayıdır. Fakat burada bir derdimiz daha var. Rasyonel sayılar en sade biçimde yazılabilen sayılardır. Buradaki diğer bir varsayımımız da en sade halde. A ile B, şuraya V diyelim. A ile B aralarında asaldır. Bütün rasyonel sayılar en sade biçimde yazılabilir. Mesela 2 bölü 5. 2 ile 5 daha fazla sadeleşemiyorlar. 2 ile 5 aralarında asaldır. İkisini de ortak olarak birden başka sayı bölemez. Her rasyonel sayı böyle yazılabildiği için bu köküç rasyonel sayısının da böyle yazıldığını varsayıyoruz. Şimdi bu varsayımın yanlış olduğunu gösterdiğimizde köküçün rasyonel olamadığını göstermiş olacağız. Dolayısıyla da irrasyonel olduğunu çelişki yöntemiyle tespit etmiş olacağız. Şimdi bir sonraki aşamamıza geçelim. Burada her iki tarafın karesini alırız. Köküçün karesi eşittir A bölü B'nin karesi. Köküçün karesi 3 eder. A kare bölü B kare elde ederiz. B kare ile bu tarafı çarparsak A kare eşittir 3 B kare çıkar. Buradan anlarız ki 3 B kare 3'ün katıdır. Dolayısıyla A kare 3'ün katı olur. A ile A'nın çarpımı 3'ün katı. Eğer ki A 3'ün katı değilse, iki tane 3'ün katı olmayan sayı asla 3'ün katı çıkmaz. Mesela 7 ile 7'yi çarparsak 49. İçinde 3 çarpanı gelmez. Birisinin içinde 3 çarpanı olmalıdır ki 3'ün katı çıkabilsin. Ama A ile A'yı çarptığımız için ikisinin de 3'ün içinde 3 çarpanı olması gerekir. Yani A karenin 3'ün katı çıkabilmesi için A 3'ün katı olmalıdır. Dolayısıyla da A 3K olarak ifade edilebilir. K eleman S. Şimdi bunu götürüp burada yerine koyacak olursak A eşittir 3K'yı getirip burada yerine koyuyoruz. A gördüğümüz yere. 3K'nın karesi eşittir 3 B kare. Bunun karesini aldığımızda 9K kare eşittir 3B kare. 3'ü bölü olarak gönderdiğimizde B kare eşittir 3K kare. Buradan da şunu anladık şimdi. B kare 3'ün katı. Çünkü 3 ile bir tam sayının çarpılmışı. 3'ün katı. Az önceki nasıl a kare 3'ün katıysa a 3'ün katıysa buradaki b de 3'ün katı olur mecburen.
Yani B'yi de 3 çarpı n, n eleman z biçiminde ifade edebiliriz. A da 3'ün katı, B de 3'ün katı çıktıysa bizim A ile B aralarında asaldır iddiamız çöktü. Yani biz köküçü iki tane aralarında asal sayının birbirine bölümü biçiminde ifade edebildiğimizi, yani en sade rasyonel sayı biçiminde ifade edebildiğimizi iddia ettik ama böyle bir şey gerçekleşemiyor. A ile B ikisi de 3'ün katı olduğu için ikisi de 3'ün katı. Dolayısıyla aralarında asal değiller. Aralarında asal değiller. Yani köküç iki tane aralarında asal sayının birbirine bölümü biçiminde, yani en sade biçimde bir kesir biçiminde yazılamıyor. Köküç A bölü B biçiminde yazılamaz. Buradaki iddiamız rasyonel olduğuydu. Çelişki ortaya çıktı. Çelişki var. Dolayısıyla biz A köküçü rasyonel sayı kabul ettiğimizde rasyonel sayı olarak yazamadığımızı görüyoruz. Dolayısıyla da bunun aksi durumu olan ilk iddia, dolayısıyla köküçün irrasyonel olduğunu ispatlamış oluyoruz. Köküç irrasyonel sayıdır. Bu şekilde ispatımızı burada tamamlıyoruz.